Merhaba arkadaşlar. 32. hafta Spor Toto tahminleri, Spor Toto analiz ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hoş geldiniz. Banko kuponlar ve banko maçlar paylaşmaktayım. İddia tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Galatasaray oynadığı en son karşılaşmada. Kendi evinde Karagümrük'e 2-0 mağlup olmuş. Antalya Spor 2-1 yenmişti. Sparta 4-1 mağlup olmuş. Ankara gücün 3-0. Sparta Pura kendi evinde ise 3-2'lik skorla mağlup etmişti Galatasaray. Rize Spor'un form durumuna baktığımızda Kayseri Spor 3-0 yenmiş. Samsun 3-0. Fenerbahçe 3-1, Sivas Spor'a 1-0 mağlup olmuş. Konyaspor Spor, Rize Spor karşılaşması ise golsüz sonuçlanmıştı Rize Spor adına. Galatasaray ile Rize Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 1. Sivas Spor evinde Alanya Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Sivas Spor oynadı en son karşılaşmada. Kasımpaşa ile golsüz berabere kalmış. Pendik Spor 4-1 yenmişti. Hatay Spor'la 1-1 berabere kalıp Rize Spor'u 1-0 yenmiş. Konya Spor ise 1-0 evinde mağlup olmuştu Sivas Spor. Alanya Spor'un form durumuna baktığımızda Karagümrük'te 1 -1. Adana Demirspor'la 3-3, Fenerbahçe 2-2 berabere kalmış. Kasımpaşa 2-1 mağlup olup Pendikspor'la 1-1'lik skorla beraberlikte kalmıştı Alanyaspor. Sivas Spor'la Alanya Spor, Spor arasında oyuncak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şan. Konyaspor evinde Adana Demirspor'u Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Konyaspor Spor en son karşılaşmada. Beşiktaş'a 2-0 mağlup olmuş. Hatay Spor 2-0 yenmişti. Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 yine mağlup olmuş. Kupa karşılaşmasında Ankara gücünü 1-0, deplasmanda Sivas Spor'u ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti Konya Spor. Adana Demirspor'un Spor'un baktığımızda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olmuş, Alanya Spor'la 3-3 beraber kalmıştı. Kasımpaşa 3-1, Pendik Spor 2-1, Hatay Spor'u ise 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu Adana Demirspor. Spor. Konya Spor'la Adana Demir Spor arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-0 çifte şans. Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Trabzonspor oynadı en son karşılaşmada Başakşehir'i ve Adana Demirspor'u 1-0, Pendik Spor'u, Hatay Spor'u 2-0, Gençler Birliği ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti. Karagümrük form durumuna baktığımızda Galatasaray 2-0 yenmiş, Alanya Spor'la ve Kasımpaşa ile bir 1-1'lik skorlarla berabere kalıp Pendik Spor'u 2-0, Samsun Sporu ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti Karagümrük. Trabzonspor'la Karagümrük arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-0 çifte şans. Başakşehir evinde Antalya Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Başakşehir oynadığı en son karşılaşmada. Trabzonspor'a 1-0 mağlup olmuş. Gaziantep 2-0 yenmişti. Kayserispor 3-2, Galatasaray 2-0 kaybetmiş. Hatayspor ise 2-1'lik skorla mağlup etmişti Başakşehir. Antalyaspor form durumuna baktığımızda Galatasaray 2-1 yenilmiş. İstanbul 2-2 beraber kalmıştı. Samsun 2-0, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe ise 2-0'lık skorlarla mağlup olmuştu Antalyaspor. Başakşehir ile Antalya arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim. 1-0 çifte şans. Kayseri Spor evinde Hatay Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Kayseri Spor oynadı en son karşılaşmada Rize Spor'a 3-0 mağlup olmuş. Ankara gücünü ve Başakşehir'i 3-2'lik skorlarla yenmişti. Beşiktaş da golsüz Antep'le ise 1-1'lik skorlarla berabere kalmıştı Kayseri Spor. Hatay Spor form formduğunu baktığımızda Fenerbahçe ve Konya'ya 2-0 yenilmiş. Sivas Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Trabzonspor'a 2-0, Başakşehir ise 2-1'lik skorlarla mağlup olmuştu Hatay Spor. Kayseri Spor'la Hatay Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ilgi tahminim 1-0 çifte şans. Samsun Spor evinde Ankara gücünü konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Samsun Spor oynadı en son karşılaşmada. Rize Spor'u 0 yenmiş, Gaziantep ile 1-1 berabere kalmıştı. Antalya Spor'u 2-0 yenmiş, Karagümrük 2-1, Galatasaray ise 2-0'lık skorlarla mağlup olmuştu Samsun Spor. Ankara gücünün form baktığımızda İstanbul Spor'la 1-1 beraber kalıp Fenerbahçe 3-0 yenmişti. Kayseri Spor'u 3-2, Galatasaray 3-0, Konyaspor ise 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu Ankara gücü. Samsun Spor'la Ankara gücü arasında olacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-2 çifte şans. İstanbul Spor Evi'nde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. İstanbul Spor oynadığı en son karşılaşmada Ankara gücü ile 1-1 berabere kalmış. Beşiktaş'a 2-0 yenilmişti. Antalya Spor'a 2-2 berabere kalmış. Gaziantep 3-1, Başakşehir 2-0 mağlup olmuştu. Kasımpaşa'nın form durumuna baktığımızda Sivasspor'la golsüz berabere kalıp Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmişti. Karagümrük'le 1-1 berabere kalmış. Adana Demir 3-1, Anayin Spor'u ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti Kasımpaşa. İstanbulsporla Spor'la Kasımpaşa arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim. Maç sonu 2. Fenerbahçe evinde Pendik Spor ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Fenerbahçe oynadığı en son karşılaşmada Hatay 2-0 yenmiş. Ankara gücünü 3-0 kaybetmişti. Kasımpaşa'yı 2-1, Rize Spor'u 3-1'lik skorlarla yenip Alanya Spor'la 2-2 berabere kalmıştı. Pendik Spor'un durumuna baktığımızda Sivas Spor'a 4-1, Trabzonspor ve Karagümrük'e 2-0 yenilmişti. Adada Demir Demirspor'u 2-1 yenmiş, Alanya Spor'la ise 1-1'lik bir skorla berabere kalmıştı Pendik Spor. Fenerbahçe ile Pendik Spor arasında olacak olan karşılaşma ile tahminim maç sonu 1. Gaziantep evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Gaziantep oynadı en son karşılaşmada. Başakşehir 2-0 yenilmiş. Samsun Spor'la 1-1 beraber kalmıştı. İstanbul Spor'u 3-1 yenmiş. Fenerbahçe 2-0 kaybedip Kayseri Spor'la 1-1 beraber kalmıştı. Beşiktaş'ın form durumuna baktığımızda Konya Spor'u, İstanbul Spor'u ve kendi evinde Konya Spor'u 2-0'lık skorlarla yenmiş. Kayseri Spor'la golsüz beraber kalıp Antalya Spor'u 2-1 mağlup etmişti Beşiktaş. Gaziantep ile Beşiktaş arasında olacak olan karşılaşma ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Almanya Bundesliga'da Werder Bremen evinde Dortmund'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Werder Bremen oynadı en son karşılaşmada. Darmstadt'la 1-1 berabere kalmış. Köln'ü 1-0 yenmişti. Heidenheim'e 2-1 mağlup olmuş. Mainz'ı 1-0, Freiburg ise 3-1'lik skorlarla mağlup etmişti. Werder Bremen. Dortmund'un form durumuna baktığımızda Union Berlin'i 2-0 yenmiş. Hoffenheim'e 3-2 kaybetmişti. PSV ile Wolfsburg'la 1-1'lik skorlarla berabere kalıp Freiburg'u 3-0 yenmeyi başarmıştı. Dortmund. Werder Bremen ile Dortmund arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim. maç sonu 2. Fransa Ligue Lille evinde Rennes'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Lille oynadığı en son karşılaşmada Reims'i 1-0 yenmiş, Toulouse 3-1 kaybetmişti. Le Havre'yi 3-0 yenmiş, Paris Saint-Germain'i 3-1, Lyon'a ise 2-1'lik skorlarla mağlup olmuştu Lille. Rennes'in form durumuna baktığımızda Vela'yı 3-1 yenmiş, Paris Saint-Germain'le 1-1 berabere kalmıştı. Milan'ı 3-2, Clermont'u 3-1 yenmiş. Milan'ı ise deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu Rennes. Lille-Rennes arasında olacak olan karşılaşma ile tahminim. Maç sonu 1. İngiltere Premier Lig'de Liverpool evinde Manchester City'yi konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Liverpool oynadığı en son karşılaşmada Nottingham'ı 1-0, Southampton'ı 3-0, Chelsea'yi 1-0, Luton'u ve Brentford'u 4 birlik skorlarla mağlup etmişti. City'nin form durumuna baktığımızda Luton 6-2, Bournemouth'u ve Brentford'u 1-0 yenmiş. Chelsea ile birbiri berabere kalıp Kopenhag'ı 3 birlik skorla mağlup etmişti Manchester City. Liverpool'la Manchester City arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. İtalya Serie Juventus evinde Atalanta'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Juventus oynadığı en son karşılaşmada. Frosinini 3-2 yenmiş, Verona ile 2-2 berabere kalmıştı. Udinese ve Inter e 1-0 mağlup olmuş, Empoli ile 1-1 berabere kalmıştı. Atalanta'nın form durumuna baktığımızda Inter e 4-0 yenilmiş, Milan ile 1-1 berabere kalmıştı. Sassuolo'yu 3-0, Genoa'yı 4-1, Lazio ise 3-1'lik skorlarla mağlup etmişti Atalanta. Juventus'ta Atalanta orasından ödülecek karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Fiorentina evinde Roma'yı konuk ediyor. İtalya Serie A'da. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Fiorentina oynadığı en son karşılaşmada. Torino ile golsüz berabere kalmış. Lazio 2-1 yenmişti. Empoli ile 1-1'lik skorla berabere kalmış. Bologna 2-0 yenilip Frosinone'yi 5-1'lik skorla mağlup etmişti Fiorentina. Roma'nın form durumuna baktığımızda Monza'yı 4-1, Torino'yu 3-2, Feyenoord'u 2-1, Frosinone'yi 3-0 yenmiş. Feyenoord'la ise 1-1'lik skorla berabere kalmıştı Roma. Fiorentina ile Roma arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.